Evet, 21.01'de başlayacağımız noktasında söz verdiğimiz için evet. Değerli katılımcılarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Her pazartesi olduğu gibi saat 21'de bizler buradaydık ve davetimize icabet eden katılımcılarımız da buradaydı. 11 haftadır aile bahçesi etkinliklerimiz devam etti ve bir serimizin sonuna geldik. Bugün son konumuzu da bizlere aktarması için Sayın Dünya Sosyologlar Derneği Başkanı Sosyolog Necdet Topçu ile birlikteyiz. Kendisi de davete icabet etti. Ev sahibi olarak son programı da ben yapayım dedi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kısaca kendisini tanıtmasını rica edeceğim tanımayanlar için. Sonrasında sunumu için kendisine mikrofonları vereceğiz. Bir hatırlatma yapmak isterim. Mikrofonlarımızı kapalı tutarsak programımızın sağlığı için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Necdet Bey buyurun. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada yönetici arkadaşlar gelenleri alabilirlerse iyi olur. Ben bir taraftan orada da uğraşıyorum. Oradan beni muaf tutsunlar. Şimdi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız burada bizleri daha doğrusu biz onları konuk ediyoruz ama aslında biz onlara konuk oluyoruz desek daha doğru olur. Bu sebeple herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren Almanya'daki Müslüman Aile Derneği ve Dünya Sosyologlar Derneği ile birlikte Dünya Sosyologlar Derneği'nin Sosyolog Dergisi'nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinliğe bizleri de dahil ettikleri için bu ekibi ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ekibi tek tek de anons etmek istiyorum. Şüheda Derya Barış, Asiye Türkan, İlyas Çağdaş, Gonca Gül Ergen, Didem Akbaş, Serap Demir, Deniz Alemdar, Esra Tellioğlu, Menekşe Fakı, Alev Esmer ve Yasemin Taş. Katılımcıların huzurunda onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü büyük emek onlarındı. Biz belki onları motive etmeye gayret ettik süreçler içerisinde. O sebeple onların emeklerini, haklarını da teslim etmek gerekiyor. Böyle bir organizasyonları yaptıkları için izleyiciler, dinleyiciler adına onlara teşekkür etmek istiyoruz. Zor bir soru sordunuz. Bu soruyu geçebiliriz. Biz kendimizi takdim etme noktasında çok böyle mahir birisi değiliz. Bilenler bilir bizi, bilmeyenler de kendi bilir mi demeliyiz, bilmiyorum. Ama Tabii ki öyle demeyeceğiz. eyvallah. Şimdi neresinden başlayalım bilmiyorum ama kendimi anlatmaya kalksam programı sabote etmiş oluruz. O bölüme çok fazla hakkımız geçsin istemiyoruz. Sizleri seven, sizlerle beraber toplumsal sorunlara dair hassasiyeti olan bir kardeşiniz, bir abiniz. Nasıl kabul ederseniz gönüllerinizde öyle bir zatı insanız. Velhasıl kelam bu meseleyle ilgili dertlerimiz var. Dertlerimiz insanlıktan yana, dertlerimiz çevreden yana, dertlerimiz bu kainatta olup bitenden gafil olmayan zihniyetlerden yana. O sebeple buradayız. İnşallah güzel şeyler söylemeye çalışırız. Rabbimiz de dilimizi böyle çözerse güzel şeyler anlatacağımızı umuyoruz. Böyle takdim Evet. etmiş olalım. Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada gelenleri de alalım. Hocam, ekrana yansıtacak mısınız? Ha, başlayalım mı peki? Tabii, buyurun. Tamamdır inşallah. O zaman
Hemen başlayalım. Böylelikle de şöyle yapalım. Nasip, nasip. Evet. Görebiliyoruz değil mi? Ekranımıza geldi. Tamam hocam, evet. Tam Evet. ekran şu an. Çok güzel. Hiç sorun yok. Şimdi davetlilerimize, katılımcı kardeşlerimize şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi bu program düzenlenirken ben de istişarelerine katıldım. Bu katılım süreci içerisinde herkes sembolik olarak bir nesne belirlemek istedi. Biz de buna çınar ağacını belirledik. Çınar ağacına da bir hikaye eklemek istedik ki birçok arkadaşımızın belki bildiği bir hikaye. Onu anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi bugünkü tabii konumuz ekranlarda olduğu gibi ailenin dünü bugünü ve yarını üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağız. Ve böyle bir espri olsun diye de hayat bir masalla başlar, yaşadıkça roman olur. Sonuç mu? Hepsi hikaye. Şimdi çınar ağacıyla kabak bitkisinin bir şeyi var, öyküsü var. Bu öyküyü bilirsiniz dedik ama biz bir hatırlatalım istiyoruz. Günlerden bir gün ulu bir çınar ağacının öyle yanında kabak filizlenir. Zaman geçtikçe kabak yağmurun da etkisiyle müthiş bir hızla büyür. Neredeyse çınar ağacıyla aynı boya gelir. O esnada bu kabak bitkisi çınara döner ve söyler. Soru sorar. Hey demiş diyor çınar. Sen kaç yılda, ne kadar zamanda bu boyda oldun diye sorunca çınar ağacı da yaklaşık 100 yıl diyor. Aa öyle mi diyor. Ben diyor neredeyse 2 ayda senin kadar oldum deyince çınar ağacı mütevaziliğinden evet doğru diyor. Yani sen 2 ay gibi kısa zamanda bana ulaştın. Tabi zaman geçer, günler geçer, güz geldiğinde de kabak bitkisi yavaş yavaş üşümeye başlar. Süzülüp geri aşağıya doğru çekilmeye başlarken çınar ağacına sorar. Neler oluyor bana çınar der. O da telaşlanma. Sadece ölüyorsun diyor. Gayet de sakince. Nasıl ki sakince evet 100 yılda bu kadar geldim. Siz 2 ayda bu kadar büyüdünüz meselesini kabullenirken sakince söylerken onun ölümünü de sakince söylüyor. Diyor ki evet telaşlanma diyor, ölüyorsun diyor. Neden diyor benim, neden diyor ölüyorum filan. O da diyor ki sebebi çok açık diyor. Benim 100 yılda geldiğim noktaya sen 2 ayda gelmeye çalıştığından dolayı buradan hızlı bir şekilde aşağı ineceksin ve öleceksin. Aslında burada verilmek istenen bir mesaj var. Biz bitkilerin birbiriyle olan bu diyaloğunu bilemeyiz. Ama biz buradan bir hisse çıkarma noktasında akıl sahibi olan insanlar öyle düşünür, öyle yorumlar. Biz de öyle yorumlamaya çalışıyoruz. İşte burada başarı da bu hikayede anlatılan çınar ağacına benzetiliyor. Başarı karesinde hızla ilerlediğimizde zaman zaman durup altını doldurmamız gerekiyor. Gerçekten bu bilgi ve birikime sahip olup olmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa ilk rüzgarla birlikte tıpkı kabak bitkisi gibi o 2 ayda gittiğimiz hedeften hızlı bir şekilde geri geliriz. O açıdan hazmeda ede bilgileri aldığımızda bunu hayatın içerisinde inşa ede ede gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O sebeple bugün de biz aile bahçesinde çınar ağacının gölgesinde, ulu çınarın içerisinde bu aile mefhumunu anlatmaya çalışacağız. Bu süreç içerisinde tabii ki anlatırken birçok dostlarımız
Soru sorabilirler, katkı sunmak istediklerinde katkı sunabilirler veya işte katılmıyorum dediklerinde de katılmadıkları noktanın doğru olan bölümünü de biz kendilerinden rica ederiz diye düşünüyoruz. İşte noktada o zaman şöyle diyelim buyurun. Hocam, programımız interaktif olarak devam edecek. El kaldırma butonuna basarak sırayla böyle olursa değil mi, karışıklık olmaz diye düşünüyorum. Eyvallah. Biz ara ara söz verelim kendilerine. Evet, inşallah. İşte bugün burada ailenin dünü, bugünü, yarını konusuna anlatmaya çalışırken belki odaklanacağımız nokta şu. Bugüne kadar bu programa dahil olan aile bahçesi etkinlikleri içerisinde sunum yapan arkadaşlarımız birçok aile tanımı yaptılar. Biz hepsini tabii ki kabul ediyoruz. Tanımları güzeldi. Biz bu çok fazla tanımların üzerinde durmayacağız. Yani Cemil Meriç'in dediği gibi her tarif bir tahrif olacağından dolayı insanların zihninde aile neyse biz o şekilde kabul edeceğiz. Ancak şu noktaya dikkat etmemiz gerekecek. Neden aile, ne işe yarıyor ki bu kadar önemsiyoruz? Bu noktalarda belki biraz daha çok konuşacağız diye düşünüyorum. Çınar ağacının belki de buradaki fonksiyonu bu. Bütün ağaçlardan daha çok yaşaması ve her ne kadar meyve vermese de oradan birçok fayda sağladığını da düşünebiliriz. Yine burada şu noktaya bakmak lazım ki ilk insan, ilk aile ve ilk aile ilişkileri ekseninde bir mantık geliştirmek durumundayız ya da bakmak durumundayız. O da şu, hani bu düşünceler bize daha çok gelenekten veya inanç kanalından geldiğinden o meseleyi ele alıyoruz. Çünkü diğer noktadan gelen bilgilerle ilgili de bizde kaynaklar var. Ama neticede onun adı da aile. Yani bir hani klan ailesinden söz ederler. O da bir aile. Biz olaya kendi toplumumuzun kabul ettiği ilk Adem ve çocuklarıyla birlikte bir aile portresinden bakmaya çalışacağız. Ama enteresandır. Günümüzdeki aile ile o günkü aile arasında ciddi süreçler geçmiş, ciddi evrimler yaşanmış ve gelinen nokta da o günkü aile kıyaslamasını yapacak olursak, mesela düşünün ki ilk insanla birlikte oluşan ailenin çevresel olarak muktedir olduğu, yetkin olduğu bütün araziler olmasına rağmen o arazilerde istediği gibi tasarruf etme düşüncelerinde olmadıklarını görüyoruz. Yani şöyle yorumlasak zannedersem isabetli olur diye düşünüyorum. Burada da doğaya ait olmakla doğaya sahip olma mantalitesi arasında bir çizgi çektiklerini görüyoruz. Yani bu ailelerin geçmişte doğaya ait olduklarını değil, doğaya ait oldukları noktasında hareket ettiklerini görüyoruz. Günümüzde sanki sahip düşüncesi içerisinde olan bir topluluğa dönüşmüş durumdayız. Bu hem toplumsal zihinlerde böyle, hem de aile bireylerinin birbirleri üzerindeki etkileşimi de böyle. Yani bunu ifade ederken orada aileye ait olma kavramı vardı. Burada ise ailenin sahip olduğu işte insanlar var. Örneğin bir aile reisi vardır. Bugün günümüzdeki anlayışa göre o aile reisinin sahip oldukları vardır diye telakki edilir. Bunu doğru bulmamakla birlikte belki bugünkü sorunun merkezinde yatan zihinsel düşüncenin de bu olduğu kanaatini hasreten ben öyle düşünüyorum. Çünkü sahip olduğunuz şeylerden tasarruf etme hakkına sahip olursunuz. Çünkü sahipsiniz, istediğiniz gibi kullanma hakkı doğar.
Ait olma meselesi ise ait olduğunuzda da yapmanız gereken sorumluluklarınız doğar ve bu çerçevede ele aldığımızda da geçmiş aile modellerinde ait olma duygusunun daha yüksek bir değer taşıdığını görüyoruz ve o ait olmayla birlikte sorumluluklarını daha kaliteli bir şekilde yerine getirdiğini görüyoruz. Bu süreçler tabii ki ailenin evrile evrile belli bir noktaya gelmesine neden oldu. Ve özellikle de sosyal bilimciler, yani aramızda daha çok sosyologlar olduğu için özellikle söylüyorum, sosyal bilimciler de aile meselesini çok önemsiyorlar ve bu aile konuları sosyal bilimcilerin belki de birincil konuları olmuşlardır. Bu sebeptedir ki ailenin bu evrile evrile gelme süreçlerini ele alırken de en son işte bu sanayi devrimiyle birlikte farklı bir sürece girdiğine dair çalışmalarını ve istatistiği bilgilerini görüyoruz. Burada aileyi ele alırken tabiri caizse işte bu modernizmden önce veya modernizmden sonra diye ikiye ayırabiliriz. Hatta ve hatta 2000'li yıldan itibaren de modernizm ve milenyumdan sonra olarak ele alabiliriz. Bunu almamızda herhangi bir beis yok çünkü yapısal olarak değişim ifade ediyor artık. Sanayi toplumuyla birlikte daha çok modernleşme ve ihtiyaçları karşılama noktasında bir çalışma içerisine giriyorlar. Bir ailenin komple çalışması, fabrikalarda çalışması, özellikle Avrupa merkezli bir etkileşim söz konusu olduğunu da düşünürsek, hatırlarsanız 1950'li yıllardan sonra, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Almanya büyük bir işçi alma süreçlerini başlatıyordu. Bunları incelediğimizde Türk aile yapısının da yine maddi ekol üzerine inşa edilmeye başladığı bir döneme tekamül ediyor. Yaşadığımız hayat içerisinde aileyi etkileyen temel fonksiyonlar var ki bunların başında belki ekonomi gelecektir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Tespit açısından, ideal açısından demiyorum tabii ki, bu yanlış anlaşılmasın. O zaman polemiklere yol açmış oluruz. Tespit açısından bu böyledir ama ideal anlamda söylemek gerekirse bu da en büyük sorunun eğitimden kaynaklandığını ifade edebiliriz. Ancak toplumsal bir seküler hayatı yaşadığımız bu dönemlerde ekonomi bu işin zirvesindedir. Çünkü ekonomik hayat ihtiyaçlar ve istekleri karşılayan temel unsurdur. O sebeple ekonomi o dönemde de önemliydi ve ailelerin işte kocalarını, eşlerini yurt dışına gönderip yıllarca bekleme noktasında bir pozisyon aldıklarını görüyoruz, sabrettiklerini görüyoruz. Orada tek neden vardır. O bahsettiğimiz ekonomiyi elde etmektir. O ekonomiyi elde edince ne olacaktı? O ekonomiyi elde edince muhtemelen zihinlerindeki, biz öyle görüyoruz, çoluk çocuğunun okuyup çoluk çocuğunun geleceğinin daha iyi imkanlarla karşılanmasını isteyen bir zihinleri vardı. Bu süreçleri mücadele ederek geçiren bu aile yapıları ne zamana kadar bu böyle oldu? 1980'lerden sonra özellikle Türkiye'de dışa açılım politikaları oluşmaya başlayınca yavaş yavaş ailelerin dışarıdaki farklı kültürlerle temas etmesiyle birlikte farklı bir takım anlayışları da kültürel olarak kabul etmeye başladı. Yani aslına bakarsanız olayı şu boyutta ele alırsak, aile yapıları örf ve adetten, kültürel yapıdan aktara aktara gelerek inşa edilmiş süreçlerdir.
Burada ele alacağımız belki diğer bir önemli husussa bu ailelerin başlangıçtan bugüne kadar gelirken hangi şeylerden geçtiği. Mesela inanç ekseninden geçen ailelerin ahlaki veya diğer normlara tutunduklarını ve atfettikleri temel dinamiklerinin din eksenli olduklarını görüyoruz. Bunu sadece İslam anlamında düşünmeyin. Dünyadaki bütün aile yapılarına baktığınızda bu böyledir. Belli bir inançların oluşturduğu topluluklar vardır. Bu topluluklar aile üzerinden hareket ediyordu. Ve geçmişe yine atıfta bulunursak, geçmişin en önemli olgularından birisi geniş bir aileye sahip olmaktı. Bu arada ben de sunumu unutmuşum. Anlatıyorum yani. Uyarmıyorsunuz da. Uyardım. Evet. Böyle gidiyoruz. Alışmadık galiba böyle sunum şeyine filan. Neyse inşallah devam edelim. Yani gerçekten de sunumda da ifade edildiği gibi bireysel anlamda insanlar böyle hayata bir masal gibi başlar, hayaller kurarlar. İşte yarınları olacak, belli hedefleri var, kendilerini belli noktalarda görüyorlardır filan. Tabii bu süreçleri yaşarlar ama birçok şeylerden vazgeçerler. Yavaş yavaş ayakları yere basmaya başlar. O dönem roman olur. Sonra ömürlerinin belli noktasına geldiklerinde de ah yalan dünya, aslında hepsi bir hikayeymiş. İyi olmak belki de en çok böyle kalıcı olan şeydir diye düşünüyoruz. Burada bir fıkra anlatmak geldi, affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Burada bir vatandaşımız evlenmek istiyor. 20'li yaşlarda yaklaşık 50 tane kriter sayıyor evleneceği eşiyle ilgili. Bu ölçülerde, bu kriterlerde olursa evlenirim diyor. Ama bir türlü bulamıyorlar. Belli bir zaman daha geçiyor, bu kriterlerinin bazılarının üzerini çiziyor. Çiziyor ama yine bulamıyorlar. 30'lu yaşlara geliyor, kriterlerin birazından daha vazgeçiyor. Yine bulamıyorlar. Yaş 35 oluyor. Bana bakmayın, benim gibi saçları dökülüyor. Yine kriterlerinin bir kaçından daha vazgeçiyor. Derken yaş 40'a geliyor. Artık hiçbir kriter istemiyor. Beni evlendirin de kim olursa olsun dercesine. Sonra birini buluyorlar. İşte eski dönemlere atfen söylüyorum bunu. İşte hani bir görücü usulüyle evlendirecekler. Bir odada beklerken bu kriterlerinden vazgeçen vatandaşımız kapıyı açıp bir anda adamı görünce müstakbel eş adayı şaşırıyor. Adam yaşını başını almış filan. Pardon diyor amca diyor, galiba yanlış yere geldim diyor. Böylelikle bu tarz kriterleri çok fazla düşünmemek gerekiyor. Burada bir fıkra anlatarak aslında birçok şeyin boş olduğunu, doğru zamanlarda doğru insanlarla birlikte olmanın kaliteli bir hayat inşa edeceğini düşünüyoruz. O sebeple... Hocam bu noktada ben de bir şey ifade etmek isterim. Doğru insanı bulmaktan çok doğru insan olmak noktasında bence dikkatli olmalıyız diye. Benim düşüncem bu şekilde. Zaten size katılıyorum. Adam arayanlar adam olsa sorun çözülecek. Yani biz adam aramak noktasında daha çok çaba sarf ederken şöyle bir şey aklıma geldi. Bir meselede empati yapma ve aynı zamanda karşı tarafta takvayı ararken kendimizin de böyle fetvalarla yaşıyor olmamız büyük bir çelişki. Oysa ki tam tersi olması gerekiyor. Biz iyi olursak muhtemelen etkileyen biz olacağız diye düşünüyorum. O noktada size katılıyorum.
Maddi ve Buna manevi anlamda kendimize bir ayna tutmamız gerekiyor, değil mi? doğru. Burada şöyle bir şey var. Yani bunu sadece hep konuşurken insanlar inançsal açıdan değerlendirmesin. Genel hayatın ahlakı ve disipliner yapısı üzerinden de ele almak gerekiyor. Sorumluluk sahibi olan insan tutarlı olmak zorundadır. Hakka hukuka riayet etmek zorundadır. Evet, bizim inancımız bunları emrediyor. Bunlara dikkat etmemizi istiyor. Eğer bu dine zaten inanmışsa o insan bunları yapmaya gayret eder. Ancak bu dine inanmak zorunda olmayan insanlar da vardır. Onların hayatlarında da müşterek ortamlarda bunları gerçekleştirmek durumundadır. Yani hukuka riayet etmek, insanların birbirlerine olan saygısı, empati yapması veya hakkı olan şeyde sınır koyması vesaire gibi böyle bir kamusal ahlakı da gerçekleştirmiş olması lazım. Bunlar önemli şeyler. O sebeple bunların hepsi yaşadığımız toplumda her bireyin bir ailesi olacağını düşünürsek, her aile aslında çoluğuna çocuğuna iyi şeyleri öğretmek istiyor. Ancak bu iyi şeyleri öğretmek isterken de etkileşimini belki doğru yapamıyor olabilir. Çünkü kendisini de etkileyen farklı unsurlar var. O sebeple ailelerin inşa edilme süreçleriyle birlikte bir de deformasyon şeyleri var, süreçleri var ve ona etki eden durumlar söz konusu. Çünkü biz şunu görüyoruz ki aileler iyi niyetleriyle çocuklarını yetiştiriyorlar, yetiştirmeye çalışıyorlar. Ve çocukların zihinlerine koydukları hedeflere de baktığımızda bu hedefler niyet olarak güzel ancak onların varacakları noktaları çok iyi inşa edemeyecekleri kanaatini taşıyoruz. Neden? Çoluğuna çocuğuna tavsiyede bulunduğu, yönlendirdiği noktalar daha çok insanlığın güzelliğine dair değil, çocuğun kazanacağı maddi dünyaya dair şeyler. Yani işte bir makam gösteriyor, çocuğu ona göre motive ediyor. İşte o makamla birlikte kazanacağı maddi bir parasal anlayıştan söz ediyor, çocuğu oraya yönlendiriyor. Sonra bunları kazandığı takdirde nasıl bir hayat yaşayacağına dair ortaya koyduğu tavır ve davranışla çocuğun diğer toplumlara bakışında daha çok benliğinin yükseleceği, yani egosunun yükseleceği, tahakküm edecek bir zihniyetle inşa ettiğimizi görüyoruz. İşte bu zihinsel yapılar ne yapacaktır? Yetkileri eline aldığında ya da makamları eline aldığında da onun emrinde olacak ya da hükmedeceği çevreye zulmedecektir. Bunu büyük makro planda da düşünebiliriz, mikro anlamda da düşünebiliriz. Yani mikro anlamda düşündüğümüzde bu insan bir ailenin reisi olabilir, bu insan ailenin bir hanımı olabilir. Dolayısıyla bu zihniyette yetiştiğinden dolayı orada oluşacak çatışmaların merkezi haline gelecektir. O zaman biz çoluk çocuğumuzu ego merkezli değil, daha çok empati, paylaşımcı, adalet, hassasiyeti üzerine inşa edersek zaten o dünyevi çalışmalarını disiplinize bir şekilde elde edeceğini düşünüyoruz. Bu tabii ki bizim görüşümüz. Farklı düşünenler de olabilir. Biz bunları düşünürken yaşadığımız dünyadaki bu empirik dediğimiz yani deneyimsel yaşam içerisinde oluşan bilgilerden bunları konuşuyoruz. Sosyal bilimlerinde mutlak bir tanımı olmadığından dolayı biz de bu tanımsal çerçeve içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. O sebepledir ki toplumsal yapılarda çatışmaya neden olan maddi dünyanın varlıklarına doğru motive ettikçe çatışma artar. Bu sosyal bilimlerin teorisidir. Ancak insanlığa yönelik, merhamete yönelik, anlayışa dair, hayatın anlamına dair bilgisel ve zihinsel yüklenimlerde ise insanların her halükarda sabırlı, merhametli, anlayışlı bireyler olarak olduklarını görüyoruz.
belki de toplumsal çatışmaları körükleyen ikisi arasındaki fark bu. Peki bunları kim nasıl inşa eder, niçin inşa eder? Tabii ki bunun cevapları herkes de farklı olabilir. Biz de iki şekilde bunun cevapları var. Birincisi sistemden kaynaklanan sorunlar. İkincisi ise normal hayat içerisinde etkileşim içerisinde bulunduğumuz diğer kurumlar, insanlar veya olgular üzerinden ele alabiliriz. Bu iki farklı noktaya baktığımızda sistemden kaynaklanan meselelere kısa bir parantez açacak olursak sistem toplumu inşa eden kurumlar ve yasalarla birlikte dizayn etmeye çalışan anlayışın adı. Diğer şey ise toplumların birbirlerine karşı baskın karakter veya işte kendini gerçekleştirme, güçlü etkileşimler, bununla birlikte ihtiyaçların albenisi tarzında gelişebilir. Bundan dolayı toplumsal yapılarda bireysel etkileşim oldukça güçlüdür. Toplumun inşa ettiği gerek olumlu gerek olumsuz yönlerin tamamı bireyi oldukça güçlü bir şekilde etkiliyor. Siz ne kadar şunu söyleseniz siz bundan muaf olamazsınız. Zaman içerisinde göreceksiniz ki siz de bir şekilde ondan etkilenmiş. Hatta o çağın müziğini söylüyor, o çağın oyunlarını oynuyor, o çağın bir takım figürleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bundan, bu etkileşimden kendinizi kurtaramadığınızı görüyorsunuz. O sebeple doğru toplum inşasının birinci aşaması sistemsel, ikinci aşaması ise bireyseldir. Bunları yan yana koyduğumuzda kim ne kadar sorumludur, onu da tabii ki izleyenler takdir eder veya toplumdaki insanlar takdir eder. İşte toplumsal hayat içerisindeki bu işlevsel yapıyı inşa ederken bizim merkeze koyacağımız temel düşünce ne olmalı? Yani neyin üzerine inşa edeceğiz? Hani bahsettik ya, hani işte bu endüstri devrimiyle birlikte, yani sanayi inkılabı veya Fransız İhtilali ile birlikte oluşan Batı'daki bu modernizm değişimi toplumda yeni bir yaşam tarzı oluşmasına kapı açmıştı. Şimdi o toplumda yeni anlayışa kapı açan bu anlayış süreçler içerisinde bir şekilde bizi etkiledi. Nasıl etkiledi? Seküler bir dünya inşa edildi. Hani dedik ya, eğer siz maddi dünyanın peşine düştüğünüzde sırf sadece ya bir denge unsuru olmayınca sadece maddi dünyanın peşine düştüğünüzde o maddi dünyaya ulaşma hedefi sizi birçok değerlerinizden koparabilir. Yani ailede verdiğiniz değerden, arkadaşa verdiğiniz değerden veya inançsal açıdan oluşturduğunuz değerlerden koparabilir. Bu mümkündür ve gerçektir. O sebeple bu gerçekliği biz arka plana atarak sadece işte sözsel olarak bazı şeyleri söylememiz yeterli değil. Çünkü bir toplulukta söylediği sözlerle yaptığı eylemler birbirine paralellik arz etmiyorsa o toplumda gerçek kimlik yerine ikinci bir kimlik üretilmiş anlamına gelir. Yani bu inançsal açıdan bir münafıklıkla eşdeğerdir. Ama toplumsal ya da modern dünyanın söylediği şey ise ikiyüzlü tipler ortaya çıkar. Asla ve asla gerçek kimliğiyle kendini ortaya koymaz. Bu tarz yapılar da daha çok bizim işte arkadaşımızda aldandık, dostlarımızda aldandık, evlendiğimiz kişide aldandık veya yöneticilerimizde aldandık gibi sonuçlara tekamül eder. Bunların doğru inşa edilebilmesi için önce insanın kendini tanıması ve tanımlaması gerekiyor. Elbette ki bu iki kavram birbirinden farklı olsa da biri diğerinden önce gelir. Yani siz tanımadan hiçbir şeyi tanımlayamazsınız. Ama bizim toplumda bu ters işliyor.
tanımadığımız halde tanımlamaya çalışıyoruz. Tanımlamaya çalıştığımız şeyi mutlaka etiketlemek zorundayız. Etiketlediğimiz zaman da zihnimize oturduğu şekliyle onu bilebiliyoruz ancak. O sebeple bunu alıp aile formatına getirdiğimizde de birbirimizi tanıma noktasında aynı sorunları yaşadığımızı görüyoruz. Çünkü tanımadan önce tanımlama ekolümüz burada da kendini gösteriyor. Özellikle eşler arasında oluşan bu sorun zaman içerisinde artık klişelenmeye başlıyor. İşte zaten böyleydi, zaten şöyleydi gibi bir takım şeylere tekamül ediyor. Oysa ki tanımış olsa o insanda olabilecek zaafları, o insanda olabilecek güzellikleriyle kabullenmiş olacaktı bütüncül anlamda. Ama biz kendi zihnimizde oluşturduğumuz tanımlama fonksiyonu çerçevesinde mutlaka etiketleyerek yürüyoruz ki bu bugünkü toplumun belki de en büyük hastalıklarından biri. O sebeple paylaşmak yerine, kaynaşmak yerine çatışmayı daha çok gün yüzüne çıkarıyoruz. Şimdi sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda aile üzerinde şunu söylüyorlar. Yani aile gittikçe bozuluyor vesaire. Tabii ki doğrudur, katılıyoruz da. Ancak bozuluyor olması yok oluyor anlamına gelmiyor. Geçmişte de buna benzer hadiseler olmuş tarihin derinliklerinde. Mesela bir uç noktayı ifade edeyim. Yani yaşamsal olarak bir dönemde bazı toplumlarda örneğin cinsel serbestlik olmasına rağmen orada bir ailenin olmadığını söylemek hata olur. Yani mesela günümüzde Avrupa'nın aile yapısının bozulduğunu ifade ediyoruz, edenler de var. Ama buna rağmen Avrupa'da aile yok mudur? Elbette ki vardır. Sadece fonksiyonel olarak, belki işlevsel olarak bizim baktığımız ve görmek istediğimiz noktada olmayabilir. O sebeple günümüzde de aile yapıları da elbette ki bir geçmişe nazaran, geçmişin tasavvuruyla bozulmuş olabilir ve bununla birlikte yeni dünya içinde bulunan, yani şu anda hangi kuşak diyoruz? Z kuşağına sorduğunuzda aynı anlayışta olmayabilir. Dolayısıyla aile tanımı her dönemin kendine has bir takım tanımlarıyla karşılaşmış olabilir. O sebeple şöyle bir dedik yani sistemden kaynaklanan bir de bireyden kaynaklanan sorunlar var. Şimdi sistemden kaynaklanan sorunlar daha çok bizim oluşturulan projeler üzerinden algılıyoruz. Yani bir yeni dünya inşa edecekler ama bu ailesiz inşa edilemez. Önce aileler üzerinden yapmaları gerekiyor ve bu yapacakları çalışmaları emin olun ki eğer aileler üzerinden yapmasalar başarılı olamayacaklardır. Bu 2 kere 2 4 ettiği gibi bunun da sonucu böyledir. Bu arada ben böyle hızlı hızlı gidiyorum ama bilmiyorum soru soran var mı? Yorum yapmak isteyen var mı? Yoksa kötü gidiyor muyuz? İyi gidiyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Evet, hemen soralım. Konumuza dahil olmak isteyen, fikrini beyan etmek isteyen ya da yorum yapmak isteyen katılımcımız varsa lütfen el kaldırabilir. Evet, yani kendilerine söz vereceğiz. Yani mesaj yerine de baktım, kimse de bir şey yazmamış. İnşallah kimseyi uyutmadık burada, değil mi? Yani demek ki pür dikkat sizi dinliyorlar hocam. İnşallah. Hocam çok güzel anlatıyorsun. Sonuca varmaya göreceğiz. Çok iyi anlatıyorsun. Şehrişen Hanım, biz sonuca biz biteriz ama bu sonuç bitmez. Bak, Güler Gazioğlu el kaldırmış. Buyurun, mikrofonunuzu açın lütfen. Galiba yanlışlıkla el kaldırıldı. Olabilir.
Biz devam evet, edelim. Devam edelim lütfen. Problem değil. Yani sabaha kadar da konuşabiliriz. Problem değil. Ama katkı ya da soru sorarlarsa daha bir interaktif ortam olur diye düşünüyorum. Ama biz devam edelim. Evet. Şimdi tabii ki dedik ya, evet, birisi yorum yapmış. Aile dinlenilen yerdir. Evet, neyse. Onaylanan cümleleri siz okursunuz. Ben kendimi okumamış olayım. Şimdi tabii ki ailenin toplumumuzda bir yeri var. Doğrudur. Aile hani ilk sosyalleştiğimiz, yine öğrenim kazandığımız, belki de annemizi babamızı model aldığımız, yine oradan aldığımız eğitimde neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bize anlatan ve tek güvendiğimiz, ilk güvendiğimiz bir anne baba modeliyle birlikte sığındığımız bir yapı, kurum. Ve bu aile kurumunu ya da aile yapısını bir ülke bağlamında değerlendirdiğimizde şöyle bir tanım yapabiliriz. Yani bir aile aslında bir devletin maket halidir. Yani dürülmüş, küçültülmüş halidir. Ailenin bozulduğunda mutlaka o devlette de bozukluklar olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü az önce şunu ifade etmeye çalıştık. Bir çalışma yapılırken nasıl aileden başlanılıyorsa bir bozulma da aileden başladığında aynı şekilde söz konusu olabilir. O sebeple bizim aileye atfettiğimiz bu anlayış aslında toplumsal düzenin yapısı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün toplumsal yapılardaki olumsuzluklardan herkesin şikayet ettiğini görüyoruz. Herkesin sorunları var. Gerek kurumlarda sorunlar var, gerek insanlarda sorun olduğunu ifade eden yaklaşımlar var. Yani hocam, peki bunu sözünüz bittikten sonra Salih Bey'e söz verelim isterseniz. El kaldırmış. Şimdi o zaman şu son cümleyi de ifade edeyim. Yani biz burada sözsel olarak bu yakınmaları ifade ederken aslında hepsinin birbiriyle olan zincirleme etkileşimi var. Yani bugün televizyonlarımızı açarız, bütün insanlar izler, bütün insanlar ondan etkilenir ama herkesin pozisyonuna göre etkilenme oranı olabilir. Bu farklı bir şey ama etkilenmeme oranı hiç yoktur. Televizyonların inşa ettiği, yine belki daha önceki böyle konuşmalarımızda ifade etmiştik, bir yaşam kültürü vardır, yetiştirme kültürü diye. Bunu George Gerbner diye bir yazar ifade etmiş, bir aydın diyelim ifade etmiş. Onun televizyonu insanın nasıl yetiştirdiğine dair uzun uzun anlatıları var. Birçok arkadaşım muhtemelen okumuştur. Ben detaya girmek istemiyorum. Salih Bey bir katkı veya soru mu soracak, kendisini dinleyelim, devam edelim. Ben muhabbette selamlıyorum. Vardı, orayı bitirdik. Hemen sunuma yetiştik. Ben sesini alamıyorum ama siz de öyle evet, mi? Evet, Salih Bey'in mikrofonunda servis bağlantısında bir sorun olabilir. Şu anda nasıl? Tamam, güzel. Devam edin. Hı. Yok, gitti. Yine gitti. Yeni katıldık. Yarısında evet, geldik. Salih Bey'in internetinde sanırım bir sorun var hocam. Ben şuradan hemen sohbet kısmından birkaç tane yorum almak isterim. Gül Özer
Aile için amacından sapmış gibi hocam. Bazen güven veren yer olduğu gibi bazen de tüm sıkıntıların yaşandığı yer olabiliyor ifadesini kullanmış. Serap Demir, mini devlet dediğimiz kurum ailedir. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin temellerinin atıldığı yerdir olarak aileyi tanımlamış. Şüheda Derya Barış, toplumun mihenk taşı aile. Ya ailenin mihenk taşı nedir hocam diye sormuş. Bu konuda nasıl bir bakış açısı geliştirebiliriz diye ifade etmiş. Evet, o soruya cevap verelim. Salih Bey'in sesi düzeldi mi? Salih Bey, bir kez daha deneyelim. Evet. Hocam canlı ders var. Yani sizin gerçekten mikrofon sorununuz devam ediyor anladığım kadarıyla. Tamam. Evet. Evet. Evet, şimdi Şüheda Hanım mıydı soruyu soran? Evet, toplumun mihenk taşı evet, aile. Şüheda Derya Barış. Ya ailenin mihenk taşı nedir demiş. Evet, zaten bütün sorunumuz burada. Neyin üzerine neyi inşa ediyoruz? Burada eğer gerçekten Allah'ın bir sözü var, o sözü çok iyi anlamak lazım. Biz diyor insanı diyor en güzel şekilde yarattık. Burada en güzel şekilde yaratılan insan kim? Orada insanın üzerine atfettiği sıfatlar neler? İnsan diye atfettiği sıfatlar neler? İşte bu insanlara Allah'ın yüklediği misyon. İşte ahlaklı olması, adaletli olması, işte anne babaya iyi davranmasıyla birlikte merhamet eksenli bir yapının oluşması bağlamında bir anlayış üzere ailenin inşa edilmesi gerekiyor. Aile bu sevgi temelli düşünce dünyasını inşa etmediği sürece diğer şeyler zaman içerisinde bozulacaktır. Ben bunu kendi adıma şöyle değerlendirmek istiyorum. Her şeyin merkezinde sevgi vardır. İnsani açıdan söylüyorum ve bunu işiniz için de düşünün, eşiniz için de düşünün, çocuğunuz için de düşünün, arkadaşınız için de düşünün, devletiniz için de düşünün. Değer verdiğiniz her ne varsa eğer ona karşı olan sevginiz yoksa ondan sonra hiçbir şey yapamazsınız. Yani sevginiz olmadığı zaman saygınız da olmaz. Sevginiz olmadığı zaman paylaşımınız olmaz. Sevginiz olmadığı zaman empati yapmazsınız. Sevginiz olmadığı zaman özveride bulunmazsınız. Yani arkasına sıralayabileceğiniz her şeyi sıralarsınız. Sevginiz olduğu takdirde ama sevginiz yoksa hiçbir şey olmaz. Bunu da daha önce belki yine anlattım. Bir askeri tatbikatta komutan top makinesinin çalışmadığını görünce askere soruyor. Evladım diyor bu top neden çalışmıyor? Komutanım diyor bunun diyor 5 tane eksiği var diyor. Say bakayım evladım. Efendim diyor, bunun diyor, bir diyor, barutu yok diyor. Evladım diyor, gerisini saymana gerek yok. Şimdi bu toplumda sevgi anlamında, ailelerde sevgi anlamında bir şey yoksa zaten gerisi yoktur. Olanlar da mekaniktir, yani doğal değildir. Bu sebeple Şüheda Hanım'ın sorusuna ben hasbelkader böyle cevap vermek istiyorum. Ama Şüheda Hanım farklı bir şey söylemek istiyorsa mikrofonunu açıp bizi bilgilendirebilir. Birkaç saniye ona söz hakkı verelim. Olur mu? Selamünaleyküm kıymetli hocam. Söyledikleriniz gayet isabetliydi. Farklı bir pencereden bakarsak bu olaya, tabii ki toplumun mihenk taşı ailedir diyoruz. Ailenin de mihenk taşı ebeveynler olarak diye bakabilir miyiz? Böyle bir pencereden baksak, böyle bir perspektif açsak bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Neler yapabilir ailenin mihenk taşı olarak ebeveynler? Çocuklar boş bir kasettir, neyi doldurursanız onu alır penceresinden bir kapı açmış olayım. Bu konuda da engin düşüncelerinizi bekliyoruz efendim. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Tabii biz işin manevi boyutundan girdik. Şeyda Hanım daha çok yapısal boyuttan girdi. Tabii ki manevi boyut da hocam, tabii, olmazsa yok, olmazım. Yok, size bu konuda itirazım yok. Sadece yapısal boyuttan girdiğiniz için biz şunu ifade edelim. Elbette ki var olan ebeveynlerin kalitesi, ebeveynlerin birbirleriyle olan rol modelliği çocuklar için çok önemlidir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o çocukların ilk sosyalleştiği bir kurum olan ailenin çocuklarına vereceği her şey çocuklar tarafından alınacak ve zihinlerinin bir yerinde tutulacak, gerektiği zaman da o davranışı sergilemiş olacak. Çünkü en güvendikleri aile bu bağlamda rol modeldir. Çocuklar onu yaptıkları zaman gönül rahatlığıyla bunu yapabiliyorlar, sorgulamıyorlar bile. Çünkü çocuklar sorgulamaya daha çok 12-13 yaşından sonra başlarlar, soyut düşünmeye başlarlar. Ondan önce hep somut düşünürler. Çocukların böyle bir yapısı var. O sebeple daha çok sembolik etkileşim içerisinde olurlar. O bakımdan ebeveynlerin bu anlamda kendilerini çocuklarına takdim ederken ya da çocuklarını eğitirken tutarlı olmaları, onlara rol model olmaları belki de o çocukların ömür boyunca temelini oluşturacak bir anlayışı orada yerleştirmiş olurlar, bir tohum atmış olurlar. Çocukların ileriki süreçlerde de bu tohumların meyveye dönüştüğü dönemleri olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada müthiş evet, el iki tane el kaldırma var. Hacı Alakuş hocamızı mikrofona alalım. Buyurun hocam, mikrofonu açın lütfen. Evet. Yanlışlıkla mı kaldırıldı yine bir el? Ha, yanlışlıkla olmuş diyor bak Hacı Bey. Ama bir tamam. Arkadaşımız daha kaldırmıştı zannedersem. Salih Bey, buyurun. Hocam, şu anda sesim geliyor mu? Telefondan bağlandım. Az önce bilgisayardan bağlanmıştım ama bir kere daha şu an gayet iyi, tamamdır. Paylaşmayı biliyorum hocam. Gayet istifade ediyoruz. Engelliler ailelerimizle bir toplantımız vardı. Orayı bitirdik. Hemen akabinde buraya katıldık. Biraz sohbetimizin başında katıldık ama hocam gayet güzel gidiyor. İstifade ediyoruz. Sayın hocam, hem görevimiz gereği biz aile bürosunda görev yapıyorum. Aile ve dini rehberlik bürosunda. Aileyle alakalı tabii ki çalışmalarımız inceliyoruz. Kendi özel çalışma olarak biraz kavramlar üzerinde çalıştım. Mesela hocam çocuk kelimesinin aslında Divan-ı Lugat-ı Türk'te çocuk kelimesi olarak geçip karşılığında affedersiniz domuz yavrusu şeklinde geçtiği. Yine aile içerisinde işte aslında argolaşmış olan karı kelimesinin normalde kar gibi tertemiz manasında ilk zamanları kullanıldığı. Tabii bu bir ne derler, belki yanlış bir şey de olabilir ama sesiniz gitti, tekrar açarsanız. Mikrofonu kapattınız sanırım Salih Bey. Hocam şu anda geliyor mu? Geliyor. Şu an tamam. Acaba hani bu kavramlar üzerinden mi yoksa aileye bir müdahale mi oluyor veya bu kendi doğal içerisinde mi anlamalıyız? Bir de hocam ben şöyle şey yapıyorum. Aile dediğimiz zaman hani kavramlar üzerinde ifade ettiğimiz için A harfine benzetiyorum aileyi. Bir tarafında anne, bir tarafında baba, ikisi birlikte çatıyı oluşturuyor. Aradaki çizgi ise bunların arasındaki muhabbeti, belki çocukları, A anneyi, B babayı, C çocuğu, D dedeyi, bu şekilde her harfe belki bir aile kavramı gelebiliyor. Bu kadar hayatımızın içerisinde çok önemli bir yeri işgal ediyor.
Hocam bu konuda bir fikrinizi, görüşlerinizi şey yapabilir miyiz? Yani bu aile üzerinden kültür şeyleri mi, savaşları mı oluyor yoksa bu kendi doğal içerisinde mi gerçekleşiyor hocam? Teşekkür ederiz. Evet, konuya girerken de ifade etmiştik. Yani aile tanımı üzerinde oldukça çok fazla tanım var. Tanımlanan her şey kabulümüzdür dedik. Sizin söylediğinizi de kabul ediyoruz. Bunda da bir sakınca yok. Çünkü iyi niyetli ve birleştirici bir yönü var. Bunu kabul etmemek mümkün değil. Ancak kavramlar konusuna gelince, kavramlar aslında toplumun o günkü meseleye atıfta bulunduğu, neyle ifade ettiği, neyi kastettiği bağlamında meseleye anlam katıyor. Yani mesela doğuda hala işte bir köpeğin yavrusu vardır, enik derler. Çocuklara da öyle derler mesela. Dolayısıyla orada bunu söylerken de sevecen bir şekilde söylerler. Şimdi bunu kalkıp başka bir noktaya getirmek modern dünya içerisinde oldukça sığ bir anlayış ifade eder. Zaten modern dünyanın dili çok mekaniktir. Bilgece bir dili yoktur. Daha çok teknolojik dilleri kullanırlar. Az önce söylediğiniz mesela karı kelimesi de bu bağlamda öyle. Yani yüksek ve ulu bir dağın tepesinde yaz da olsa karlar kalır. Bu anlamda yani yüce ve yüksekte olan ve beyazlığını, tertemizliğini koruyan anlamına gelir. Bu anlamda da kullanıldığına dair bilgiler var. Yani olumlu anlamda söylenen, bu eş anlamına gelen her şey kabulümüzdür çünkü değerlidir. Gerçekten de aile değerleri üzerinde meseleleri... Hocam ben bütün mikrofonları kapatıyorum. Siz tekrar mikrofonunuzu açarsanız. Ben de aynı yaştadır ha. Anlamadım. Ben de aynı yaştadır. Evet. Bu çerçevede ele aldığımızda günümüzde de öyledir. Mesela bazı kavramlar vardır. Günümüzde söylediğinizde o insanlar anlamaz bile. Yani kavramın yeni nesile ulaşması noktasında ya yok olduğunu görüyoruz ya anlam anlamının kaydığını görüyoruz. Mesela biz buradaydınız zannedersem. Söylerken ait olmak ve sahip olmak kavramını ifade etmeye çalıştık. Geçmişin kültürel yapısında daha çok ait olma kavramı üzerinden hayat devam ederken, şimdiki dünya yaşamında, kültüründe sahip olma ekseninde formatlanmış bir şekilde hayatımız devam ediyor. Yani sahip olmadığımız bir şeye, biz asla ve asla şey yapmıyoruz, ne diyelim, tamahkarlık etmiyoruz, illa sahip olacağız. Ama oysa ki biz aslına bakarsanız bu dünyaya, bu doğaya ait birer varlığız. Ve neticede öldüğümüzde de yine o doğaya ait olarak gömülüyoruz veya bir şekilde defnediliyoruz. Ait olduğumuz topluma karşı sorumluluklarımız var. Ait olduğumuz aileye karşı sorumluluğumuz var. Ait olduğumuz arkadaşımıza karşı sorumluluğumuz var. Ait olduğumuz doğaya karşı da sorumluluğumuz var. Ama sahip olduğumuz andan itibaren kimseye vermiyoruz. Sahip olduğumuz zaman, kimseye vermediğimiz zaman, herkes sahip hissine kapıldığı anda da çatışma çıkıyor. Bu aslında din konusunda da böyledir. Din Allah'ındır. Ama bizimmiş gibi davranırız. Onun içinde çatışma olur, birçok fırka çıkar. Oysa ki biz dine ait olabiliriz, biz dine sahip olamayız. Biz dine talip olabiliriz veya ait olabiliriz ama sahip olamayız. Sahip olduğumuz zaman bu sefer haşa Allah adına rol kesmeye başlarız. Tasnif ederiz, o Müslümandır, o münafıktır, o şudur, o bucudur falan filan, o işte cennetliktir, cehennemliktir diye kendimize göre hüküm vermeye başlarız. O sebepledir ki zihinsel formatımızda
sahip olma duygusu bizim aslında hiçbir şekilde zihnimizin temeline oturmaması gerekiyor. Ama ait olma duygusu olmalı ki o zaman iyi olur. Yani bu ailede de böyle. O eş o eşe aittir. O eş diğer eşe yani kendi zevcesine aittir düşündüğümüzde o zaman ait olmanın sorumluluk ifade edeceğini de anlıyor olursak o çerçevede ne olur? Birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye odaklanılır. Ama sahip olduğu zaman bu sefer hani biri diğerine karşı artık baskın olan hangisi ise o ona karşı sahiplik iddiasında bulunuyor. Ona zulmedebiliyor, adaletsiz davranabiliyor, hakaret edebiliyor veya işte mobbing uygulayabiliyor. Aklınıza gelecek olumsuz ne varsa hepsi gerçekleşebiliyor. Şimdi belki daha iyi anlamış olduk diye düşünüyorum toplumsal çatışmanın merkezi nereden hareket ediyor. İşte biz sahip olma düşüncesinden, zihniyetinden ait olma düşüncesine evrilirsek emin olun ki sorumluluklarımız yerine geldiğinde de sorunlar pek çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Burada da biz hani güçlü bağların kurulduğu yegane kurum aile diyoruz. Gerçekten de öyledir. Doğal, sahih ve aynı zamanda güçlü bağın kurulduğu ailedir. Yaşın her döneminde o insanların birbirlerine kötü de olsa, kötü duruma düşse de sahip çıkıldığını görüyoruz. Son dönemlerde bu bozulmuş olsa da genel anlamda hala bu yapı devam ediyor diye düşünüyorum ve öyledir de. Yine aynı şekilde hani bizim bir geniş ailemiz vardı, çekirdek ailemiz vardı. Bu noktada zaten konuşmalarımızda ifade etmeye çalıştık ki Salih Bey de alfabetik sıraya koydu böyle aileyi A, B, C filan. Artık dede dedi ama dayı da vardı. Orada artık parantez açıp türevlerini genişletebiliriz. O sebeple bizim özellikle endüstri devriminden sonra geniş aileden yavaş yavaş soyutlanıp modern anlayışlı çerçevesi içerisinde çekirdek aileye tutunduğumuzu görüyoruz. Ancak şu anki yaşadığımız dönemde ise bu çekirdek ailenin de dağılmayla karşı karşıya kaldığını, birçok tehditleri barındırdığını, az önce bir hanımefendi aile içerisinde de sıkıntılar olduğunu ifade ediyordu. Kabul ediyoruz, evet elbette ki vardır ama bu genel anlamda değildir. Bir takım kötü örnekler vardır da olacaktır da tarihin derinliklerinden beri hep süre gelmiştir. Bunları hani meşru kabul etmiyoruz ama gerçekliğini kabul ediyoruz tabii ki. Yok diyemeyiz. İyinin olduğu yerde kötünün de olduğunu biliyoruz. Bir meselenin iyi olabilmesi için kötülerle mukayese edilmesi gerekiyor. Bu yönden de baktığımızda elbette ki bunlar olacaktır. Olmaması temennimiz olmasına rağmen oluyor ne yazık ki. Bir diğer mevzu da bizim yapısal olarak aileyi tehdit eden birçok unsurlardan da söz etmiştik. Hani teknolojik sorunlarımız var, bağımlılıklarımız, kültürden gelen ama seçici davranmadığımız için tabulaştırdığımız konular var. Yine şiddetle birlikte ihmal, az önce belki de bu sahip olma ve ait olmanın yerine getirilmediği ve aynı zamanda şiddete ve ihmale dönüştüğü durumlar var. Çatışmaya sebep olan konular var. Yine hani eğitimli olmaması sebebiyle insanların cehaletten kaynaklı sorunları var. Yani çok fazla da zamanımız yok biliyorum hepsini hep bütün başlıkları ayrı ayrı ele almak da gerekebilir. Bizim moderatör Deniz Hanım oradan tebessüm ediyor biliyorum bu konuları tek tek ele almamız evet. Gerekecek ama zamanımız yok ama anlattığım konular içerisinde zannedersem bazı konulara değinmeye çalıştık. Bunun yanında evet bizim belki de bugün en çok sorunlarımızdan biri bu.
katkı, ilave gibi şeyler olursa lütfen Deniz Hanım bize uyarıda bulunur. Evet. Diyeceğiz. Sohbet kısmında sizin söylediklerinize paralel ve açıkçası orada sorulan soruları zaten siz oradaki soruları okumadan cevaplamış oldunuz. Ama şurada benim ilgimi çeken bir yorum var. Hı. Meral Akarslan Hanım'ın. Onu aktarmak isterim hocam. Hı hı. Meral Hanım şöyle der, ben aile yapısı bozuluyor görüşlerine katılmıyorum. Eskiden her şey yolundaydı da şimdi bozuldu değil. Aile her dönemde değişimler yaşadı, bugün de bir değişim ve dönüşüm yaşıyor olabilir. İnsanlar varoluşlarına, varoluşlarına olduğu gibi saygı duyulması uyanışına girdi. Bu arayışın mükemmel yapılması beklenmemeli. Ben gelecekte ve sonunda gerçekten aile yapısına, İnsan haklarına, çocuk haklarına önem ve değer verebilen ailelerin kurulacağını düşünüyorum. Aile yapısı veriliyor. Evet, pek çok marazi olan, patolojik unsurlar barındıran aile yapısı zaten zamanı yenik düşüp değişecekti. Bu süreç sıkıntılı oluyor ve olacaktır. Evet, değişim acısız olmuyor demiş. Çok güzel bir yorum. Kendisine katılmamak mümkün değil. Evet, teşekkür Buyurun. Ediyoruz. Zaten biz şu parantezi açarak söylemiştik. Demiştik ki bu tanımları yaparken günümüz Z kuşağı kendine göre bunu bir sorun kabul etmiyor. Dolayısıyla bu sorunu kabul eden geçmişteki yaşanmışlıklarla mukayese yapan ve karşılığını bulamayan anlayışların bunu sorun ettiğini söylüyoruz. Günümüzdeki bu yaştaki insanların genç neslin bunu sorun etmediklerini zaten biz de ifade etmeye çalıştık. Ancak bununla birlikte bir yapısal sorunun olduğunu ve bunu da yok saymanın mümkün olmadığını görüyoruz. Evet, çatışmacı bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bununla birlikte çıkarımızın olmadığı bir noktada ne dostluklar tanıyoruz, ne arkadaşlıklar, ne eş, ne de buna benzer değerler tanıyoruz. O aşamaya geldik. Bizim sorunumuz biraz bu yönde diye düşünüyorum. Başka... Şeyin hocam, bir el kaldırma daha görüyorum Sadık Uslu. Birkaç dakikada kendisine söz verelim isterseniz. Tabii ki, tabii ki iyi olur. Konu değişecek çünkü. Evet, Sadık Bey buyurun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Hayırlı akşamlar, teşekkür ederiz. Sesimde herhangi bir şeylik yok değil mi? Hiçbir problem yok. Gayet net. Tamam, ben yani yarısında geldim programın ama konu biraz bağımsız gittiği için el kaldırmak durumunda hissettim. Biraz da hocamı dinlendireyim dedim. Şimdi tabii hocam çok güzel bir noktaya değindi bir soru üzerine. Yani aileye olan aidiyet ve bir de ne vardı? Sahip olma duygusunun bazı şeyleri günümüz şartları içerisinde belirlendiğinden bahsetti. Ve orada biraz aidiyet noktasında toplumun değerlerini geliştirmesi gerektiği noktasında bir motivasyon veya bir teşvik olması noktasında önemine işaret etti. Bizim aslında şöyle baktığımızda ilk insandan bugüne, Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne baktığımızda toplumu oluşturan şeyin aile olduğunu görüyoruz. Yani toplumun, yani ailenin, çekirdek ailenin aslında toplumu kapsadığını görüyoruz. Ailenin genişleyerek dünyaya dağıldığını, dünyayı dengeli bir şekilde tasarruf ettiğini. Dolayısıyla o dönemlerdeki yaşam biçimlerine de baktığımızda ailelerin bir şekilde geniş aile tasavvurlarıyla dünya nimetini bir şekilde paylaştıklarını, yani paylaşma esasıyla aslında o aidiyetin oluştuğunu görüyorum. Şimdi bir şey vermeden, bir şey özveride bulunmadan o sevgi duygusu oluşmuyor maalesef. Günümüz aile yapılarının da zaman içerisinde teknoloji ve gelişen bireyselleşme sürecinin özellikle çıktığı tarihlerden bugüne o aidiyeti sevgi üzerinden kazanmaya çalışıyoruz. Fakat sanki böyle geçmişte özellikle tarım dönemi sonrası
bugünlere gelindiğinde insanlar yaz ve bahar dönemleri, ekim dönemleri toprağı işleyerek, bereketlendirerek bir şekilde ortak bir yaşam kültürü içerisine girmişler. Geçimlerini, rızıklarını da birbirlerinden destek alarak sağlamışlar. Ve toprağın verimsiz olduğu zamanlar, ağaçların meyve vermediği, toprağın bir şekilde ekinin ekilmediği kış dönemleri de böyle yakın konuşlanarak bir yapılanma süreçlerine girmişler. Köylerde baktığımızda şu an Anadolu'muzda kışlık evler ayrı, yazlık evler böyle yaygındır. Kışın soğuk, çetin geçen dönemlerde toplum kendilerini bir aile gibi hissederek, topyekun bir aile hissederek dış tehditlere karşı korunmak amaçlı ve iletişimin, ulaşımın da rahat sağlanabileceği bir simbiyotik bir anlamda yaşam anlayışını benimsemişler. Ve o derece birbirlerini yakın ve aidiyet hissiyle tutunmuşlar. Yani günümüzde hemşericilik anlayışından tutun da işte günümüzdeki yine bu dernekleşme zihninde de veya diğer meslek erbaplarının yakın çalışma dayanışmasında da aslında bunu görebiliyoruz. Benzer duyguyu görebiliyoruz. Burada öncelikle hani şu an sevgi, ailenin mesela şu an aileyi bir arada tutma bir mücadelesini biz bir şeye dayandırmaya çalışıyoruz günümüzde. Onu da sevgi diyoruz, başka şeyler diyoruz. Fakat altında gerçekten böyle bir emeğe iş veya bir sırta verme, bir güvene dayalı bir şey bulamıyoruz. Böyle askıda kalıyor, boşlukta kalıyor. Anne sevgisi, baba sevgisi, çocuk sevgisi diyerek bunu ifadeler, soyut kavramlarla doldurmaya çalışıyoruz. Fakat yani geçmişten günümüze, yani bu çünkü böyle bir aidiyet hissiyle biz bugünlere geldik. Yakın dönemde de malum hani kendimiz olmasak bile annelerimiz, babalarımız, dedelerimizin bir Anadolu, bir köy kültüründen geldiğini görüyoruz. Ve bu kültürde de bu işte birlikte yaşam düzeninin bir şekilde harmanlaştığını görüyoruz. Bunun kaybolduğunu görünce şehirleşmeyle, kentleşmeyle beraber bunun kaybolduğunu görünce bunun yerini doldurmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Hem bu hususu, bu realiteyi içinde bulunduğumuz süreci, özellikle bu göç sürecinden bu yana, yani 1960'lı 70'li yıllardan bu yana bu süreç arttı. Çünkü o zamanlar %80'i toplumun köylerde yaşarken şimdi tam tersine döndü. %70'i 80'i neredeyse şehirlerde yaşıyor ve böyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Yani bu aidiyet sorunuyla karşı karşıyayız. Hem bu noktada hocamın belki bir ufuk açma noktasında bir şey yapması açısından bu noktadaki düşüncelerini de almak babında hem de katkı sunma amacıyla bu hususu da dile getirmeye ihtiyaç gördüm. Çünkü soyut sevgi kavramı yani belki bizlere ve hassas olan daha böyle bir hassasiyet içerisinde olan, aileyi arayan, ailenin var olması için mücadele eden insanlar için bir şeyler ifade ediyordur sevgi kavramı. Ama bir yandan da bireysellik akımı içerisinde olan gençlerimize ya, ve evet insanlarımız için bu sevgi kavramı belki bir şey ifade etmiyor olabilir. O da bu kez bu ayrışmanın devamlılığı noktasında farklı çalışmalar olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla burada bu konuyla ilgili hocamın katkılarını da istirham edeceğim. Hem de işte bir değişiklik. Sadık Bey'e teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Yorumunuzdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi buna Necdet Bey buyurun. Vaktimizin azaldığını belirterek. Evet, biliyorum bu uyarıyı alacağımı. Sadık Bey'e iki cümleyle cevap vermeye çalışayım. Evet, sevgi somut bir kavramdır ama özveriyle somutlaştırılabilir. Sevgi soyut bir kavramdır ama paylaşım yapılınca somutlaştırılabilir.
Yani bu benim teorim, bunun üzerine inşa ettiğimiz ama somutlaştırdığımız şeyler olduğunda güzellik kazanacaktır diye düşünüyorum. Yoksa kuru bir sevginin de ilelebe sürmeyeceğini herkes bilir. Bu sevginin üzerine inşa edilecek her somut özveriydi, paylaşımdı, empatiydi, efendim buna benzer güzelliklerin hepsi bunun üzerinden inşa edileceği için bir anlam kazanacaktır. Yoksa kuru kuru bir sevginin burada şeyinde değiliz, peşinde değiliz. Çünkü zamanla her şey biteceği gibi o da bitecekti. Bir arkadaşımız da yazmıştı az önce, ailenin de evrimleştiğini zaten başında ben ifade ettim. Aile evrile evrile başlangıçtaki anlayışından şimdiki günümüz anlayışına kadar gelmiştir ve şu haliyle biz değerlendiriyoruz. Geçmişteki yaşanan şeylerin güzelliklerini alırken bununla birlikte şimdiki ailemizde şikayet ettiğimiz noktalarında ne diyelim sorunlarını çözme noktasında bir düşünce içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi zamanımız kısa. Kapitalizm ve aile ilişkisi üzerinden de birkaç cümle ifade edeyim. Tabii ki bireysellikten söz etti Sadık Bey. Kapitalizm bireyselliği öngörür. Neden diye soracak olursan hemen pratik birkaç somut örnek vererek anlaşılacağını umuyorum. O da şöyle. Kapitalizm geniş aileyi istemez. Kapitalizm çekirdek aileyi de istemez. Kapitalizm bireyselliği ister. Neden? Geniş aileye bir tane ev lazım. Geniş aileye bir tane buzdolabı lazım. Geniş aileye bir tane çamaşır makinesi lazım. Geniş aileye bir tane işte bulaşık makinesi lazım. Bir tane ütü lazım vesaire. Çekirdek aileye geldiğimizde ikiye bölecektir. Hani geniş aileden biraz daha kapitalizmin işine yarayacaktır. Ama yetmeyecektir. Çünkü kapitalizm ürettiğini tükettirecektir. O açıdan da bireysellik önemlidir. Şimdi bir ailede çekirdek aile de olsa en az 4 kişi olsa 4'ünü de parçalasa 4 tane ev satacaktır. 4 tane çamaşır makinesi, 4 tane vesaire vesaire. Dolayısıyla kapitalizm asla bir aile olmasını istemez. Anlayış olarak söylüyorum. Dolayısıyla kapitalizmin aileyle olan çatışması bu yönüyle müthiş bir savaş içerisinde devam ediyor diyebiliriz. Muhtemelen bu konuyu anlatmaya çalışmışımdır. Çok şeyler söylenebilir bu konuda. Evet, bu noktada Zafer hocamızın, Zafer Cebeci'nin bir ifadesi var burada. Onu okumak istiyorum. Tamam. Ve bundan dolayı kapitalist sermaye aileyi hedef almıştır ve yeni yeni tek ebeveynli hatta tek kişilik aileler meydana getirmiştir diyor. Tabii ki bunların olması kapitalizmin lehine. Tabii ki burada, evet aynen öyle. Burada bunu anlatmaya çalışırken kapitalizm bunu nasıl işliyor, nasıl kültürel bir yapıya, yaşamsal bir yapıya dönüştürüyor. İşte burada da hani çocuklarımızı daha işin başında teknolojiyi doğru kullanmak yerine teknolojiye bağımlı hale getiren bir anlayışla bize yetiştirtiyor ve özellikle de biz yapıyoruz bunu. Hani kapitalizm bize sen bunu yap, şunu yap demiyor. Bize önce kültürünün kendisini, sonra da kültürün içerisinde köle olduktan sonra da istediği karakteri oluşturabiliyor. Çok ciddi ve sinsi bir şekilde çalışıyor. O sebeple hani teknolojiyi kullanalım, teknolojiyi en iyi şekilde kullanalım. Bu başka bir şey. Ama teknolojinin önce bilgisini alıp öyle kullanalım. Bilgisini almadan önce o bizi kullanır ancak. Biz onu kullanamayız. O sebeple teknolojiden korkmuyoruz ama onu doğru kullanmayı da kendimize referans almak durumundayız. Aksi takdirde siz onu kontrol altına almazsanız o sizi kontrol altına alacaktır diye düşünüyorum. Neticede bu evet. Huzurlu bir aile yapısının oluşabilmesi için en güvenilen limanın yine aile olduğunu
biliyoruz. Bu zihinlerimizde bir kelime olmaktan daha çok somut bir şey olsun istiyoruz. Temennimiz de bu yönde. Bu konuyla ilgili kim ne derse dersin, son zamanlarda bazı uç noktada yazanlar vardı. İşte ailelerin güvenli olmadığını, sokakların daha güvenli olduğunu ifade eden cümleler vardı. Biz bunlara asla katılmıyoruz. Aile bizim için önemlidir çünkü en güvenli limandır. Bununla birlikte her şeyi oraya borçluyuz. Yetişmemizi, sosyalleşmemizi, ilk bilgi şeyimizi, ilk bağlandığımız insanlar vesaire içerisini siz daha geniş bir şekilde doldurabilirsiniz. Ama aksaklıklarımız yok mu? Elbette var. Sorunlarımız yok mu? Elbette var. Bunları birlikte inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Ve bu çerçevede de sizlere 3-5 cümle de olsa, her ne kadar Deniz Hanım'ın saatini geçsek de anlatmaya çalıştık. Sabırla bizi dinlediniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizden sevgiler, saygılar, soruları olanlar varsa sorularımızla bir miktar daha devam edebiliriz diye düşünüyorum. Hocam, Yunus Ekşi beyefendi söz almak ister. Birkaç dakika kendisine verelim. Buyurun. Doğru, Yunus Bey. Yalnız Yunus Bey'in süresini kısa tutalım. Evet. 5 dakika veriyorum. Teşekkür ederim. 5 dakika fazlasıyla yeter bana. Çok rica ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi az önce Necdet Hocam aile düşmanı olarak kapitalizmi adres olarak gösterdi. Aslında bu ifade son derece doğru. Ancak biraz daha böyle aile toplumun çekirdeği olması hasebiyle çekirdeğin aslında bir çekirdek yaklaşımı şeklinde düşmanının da tarif edilmesi lazım. Neyi kastediyorum burada? Şimdi ailenin esas bağlayıcı unsuru nedir? Sevgidir. Eğer bir sevgi yoksa eşler arasında, da yeni oluşturulacak aile içerisinde o bağın güçlü kalması mümkün değil. Dolayısıyla bu çekirdeğin güçlü kalabilmesi için bu sevginin dinamik bir yapıya sahip olması lazım. Şimdi anımsarsanız ben her fırsatta, her söz aldığımda lisölerin temel farklılığını şu şekilde söylüyorum. Söder kendine has çözüm önerileri önerecek olan zengin fikirler üreten bir toplumsal hareket kadrosu. Ve bunun yükselen sesleri şimdiden çok her taraftan gelmeye başladı. Şimdi aileyle ilgili öyle bir çözüm önerisi ortaya konması lazım ki sorunları yaşayan insanların sorunlarını çözecek pratik önerilere sahip olması lazım ki bunlardan bir tanesi de bu sevgi meselesi. Eşler arasındaki ya da yeni evlenecek olan insanlar arasındaki sevgiyi böyle kemikleştirecek bir program inşa edilmesi lazım. Bu nasıl yapılabilir? Burada bu işin insanlığa önderliğini yapan ve en çok istifade edebileceğimiz insan olarak kimdir diye baktığımızda burada peygamberler önümüze çıkıyor. Peygamberlerin ailelerle ilgili ortaya koymuş olduğu müthiş önerileri var. Bunları toplumun her kesiminin anlayacağı dilde, onların algılayacağı anlamda formatlara çevirerek bir metodoloji üzerinde ortaya konması lazım. Şunu kastetmiyorum. Şimdi bir klasik bir İslami cemaatlerin içerisinde böyle cav cav dillerinde dolanmış oldukları, işte eşine saygı göstereceksin, şöyle şöyle yapacaksın, böyle böyle yapacaksın anlamında değil. Bütün ilmi kriterlerle bu sevgi duygusu masaya yatırılıp bütün yani davranışlar da, bütün psikolojinin, sosyolojinin, psikiyatrin, bütün teknik bu noktadaki önerilerini de dikkate alarak böyle hap şekline dönüştürülecek, ailelere sunacak, böyle bir 5 seanslık ailelere sunacak bir programa
dönüşmesi lazım. Ben şimdi Necdet Hocam'ı dinlerken zor yetiştim ama ana manifestoyu yakaladım. Konuda dinlerken böyle bir şeyin ışığını da gördüm anlatımlarından. Eminim bu eksende söz alan konuşmacılar da çok daha faydalı şeyler ifade etmişti. Buna bir sevgi okulu oluşturma anlamında benim öteden beri projelerimden bir tanesidir. İnşallah bunu Düsseder'in gölgesi altında gerçekleştiririz. Bir sevgi okulu inşa edebilmemiz lazım. Yani evlenmeye niyetli olanlar düşünün ki insanlar evlenecek. Sizin sevgi okulunuzdan diploma aldıkları zaman evlenenlerin 20 yıl ömür boyu eşler beraber birbirlerine sabredebiliyor. Ama şimdi birbirini çok sevdiğini iddia eden gençler 2 ay bir arada duramıyorlar. 2 ay sonra ne yapıyorlar? Boşanıyor. Buradan hareketle ben bir öneri anlamında, bir proje çalışması anlamında Necdet Hocam'ın bu ifadelerine bir ekleme mahiyetinde biz bir sevgi okulu çalışması da yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah zamanı ve olgunlaşması gerçeği olduğunda da bunları yapabileceğimizi düşünüyoruz ki bizim öteden beri bir aile projelerimiz var. Muhtemelen yakın zamanda da somut bir şekilde müjdelerini vereceğiz. Yunus Bey aslında bununla ilgili sanki bir telepatik bilgiye sahip olmuş gibi konuştu. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Sayın Hocam, çok özür dilerim. Yunus Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir katkı oldu. Sizler için de Allah razı olsun. İki gecedir çok muazzam bilgiler elde ettik. Rabbim razı olsun inşallah. Yani şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ilde ve büyük ilçelerde aile büroları var. Ve biz buralarda evliliğe ilk adım seminerleri veriyoruz. Ortak bir proje. Bunun içerisinde işte sevgi okulu, peygamberlerin hayatlarından örneklerle, Yunus Hocam'ın dikkat çektiği yönlere dikkat çekerek, yani burada bir vaaz usulüyle değil, anlayarak bu bilimsel bir çerçevede aktarmaya gayret ediyoruz. Gerçekten Yunus Hocam'ın projesi muazzam bir proje. Sevgiyi hayatımıza aktardığımız zaman birçok sorunu elde etmiş olacağız. Sadık Hocam'la konuşmasında ben şunu anımsadım. Bir sevgi örneği olarak çocukluğumuzda mesela köylerimizde sobanın arkasında kediler yatardı. Kedilerin isimleri vardı. Bizim isimlerimiz gibi. Mesela bir kedimizin ismi İsmet'ti. Hemen kapının arkasında ise koyunlar, hayvanlar, onların da birer insan ismi vardı. Yani biz çocukluğumuz onlarla birlikte geçti. Onlar aileden biriydi. Sevgiyi somutlaşmış şekilde görüyorduk. Tabii artık günümüzde onları bu zamana getiremeyeceğiz ama en azından etrafımızda somutlaştırabileceğimiz, sevgiyi aktarabileceğimiz, bu belki bilgisayar olur, belki teknolojik bir şey olur ama mutlaka sevginin somut bir şekilde yansıması olması gerekir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum tekrardan hocam. Eyvallah, sağ olun. Biz teşekkür ederim. Hocam, son sözlerinizi alalım. Ve sonrasında ben eğer Asiye Türkan hanımefendi de buradaysa, sesimiz gidiyorsa kendisine, birkaç dakikada kendisine söz hakkı vermek isterim. Katılımcılarımızın pek çoğu belki bilmiyor olabilir ama programın başında da belirtmiştik. Siz de belirtmiştiniz. Müslüman Aile Eğitim Merkezi Almanya'da bu kuruluşun ve Dünya Sosyologlar Derneği'nin çatısı altında biz bu etkinlikleri yapmıştık 11 haftadır. Bu sebeple Asiye Türkan hanımefendinin de birkaç dakika eğer uygunsa söz almasını rica ediyorum. Buradayım. Tamam. Hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Siz de benim evime hoş geldiniz. Güzel bir 11 haftalık beraberliğimiz oldu. Necdet Hocam, dillerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Güzel bir sunum oldu. 11 hafta boyunca aile bahçesi etkinliğini bir evlilik okulu şeklinde, bir aile okulu şeklinde, aslında hayat okulu şeklinde getirmeye çalıştık.
Yavuz hocamızın dediği gibi sevgi okulunu da, sevginin de olmazsa olmaz temelin oturtacağımız bir çalışmamız inşallah gelecek günlerde tekrar oluşturabiliriz inşallah. Ailenin temelinde elbette sevgi var, saygı var, güven var ama asıl olan hani şefkatin de olması güzel bir şey ama şunu da unutmayalım. Şehveti duyguların da ailenin temelinde olması ne kadar önemli olduğunu biz burada bu ders ortamlarımızda da işlemeye çalıştık. Bu konuları da genişleteceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim çok değerli grup arkadaşlarıma ve bizi dinleyen dostlarımıza. Bu projemiz bugün belki son gibi gözükse de Aile Bahçesi etkinliği, biz beraber çok daha güzel etkinliklerde beraber olacağız el ele. Çok teşekkür ederim. Deniz Hocam, bana da teşekkür ederiz sunduğunuz için. Almanya'dan kucak dolusu selamlar diliyorum. Ki biz burada 14 yıldır evlilik okulu kapsamında aile okulu projemizi yönetiyoruz. İnşallah bu şekilde beraber bu aile okulu projemizi de genişleteceğiz beraber. Çok sağ olun hocam. Umarım. Hayırlı kalın. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Ben de Necdet Hocam, söylemek istediğiniz son sözünüzü almak isterim. Sonrasında ben de kapanış yapacağım inşallah. Yani bu idam edilecek kişiye son sözün söylenirmiş gibi oldu biraz. teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldunuz. Asiye Hanım'a teşekkür ediyorum. Diğer ekipteki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri bu kadar zaman ayırıp sabırla dinleyen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Burada şunu parantez içerisinde söylemek lazım. Dünya Sosyologlar Derneği olarak bir sloganımız vardı: toplumsal sorunlara insani çözüm. Bu eksende aileyi zaman zaman ele alabiliriz. Zaman zaman sistem üzerindeki bozuklukları ele alabiliriz. Zaman zaman eğitime dair, ekonomiye dair, hukuka dair, güvenliğe dair ya da sosyal yapılara dair Dünya Sosyologlar Derneği'nin çözümsel yaklaşımlarıyla karşı karşıya olacaksınız diye düşünüyorum. Bu sebeple bundan sonraki süreçte yeni programlarla sizleri buluşturacağız. Yine dün itibariyle her ayın son haftası özellikle sosyolojiye gönül vermiş arkadaşlarımıza sosyoloji okumaları adı altında bir takım sunumlar gerçekleştiriyoruz ki bu her ay gerçekleşecek. Yani Dünya Sosyologlar Derneği'nin faaliyetleri sizleri biraz meşgul edecek, sizlerin de katkıları olacak diye düşünüyorum. Yani Dünya Sosyologlar Derneği'nin temelinde insan olduğu gibi sizin fikirlerinizle birlikte yeni meyveler verecektir. Buna emin olabilirsiniz. Biz meselenin belki de organizasyonel bölümündeyiz ama siz olmazsanız eminim ki bu işlerin hiçbiri olmayacak. Belki de biz kabuğumuza çekileceğiz. Kalemimiz tutarsa bir kitap yazacağız ya da birkaç televizyon köşesine geçip mevcut yorumcular gibi belki atıp duracağız. O sebeple daha verimli bir ortamda sizlerle olmaktan mutluyuz. İnşallah daha güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız diyorum. Ben de herkese teşekkür edip hayırlı akşamlar diliyorum. Necdet Hocam, bir şey unutmadınız mı? Buyurun. Siz tamamlayın. Bir şey unutmadınız. Siz tamamlayın. Yok. Üstad. Sizin söylemeniz lazım. Unutmadınız mı? İnsan unutur özelliği itibariyle. Buyurun. Peki. Ben o özelliğinizi de hatırlatmış olayım size o vesileyle. Arkadaşlar, şimdi inşallah Necdet Hocam'la Perşembe günü yeni bir programa başlayacağız, Mirat Haber'e. Mirat Haber'de Sosyologça Bakış isminde yine Düsseldorf'un formatında Düsseldorf'un düşünce ve genel bakış açısını yansıtma anlamında sürekli devam edecek olan bir programa başlamış olacağız kendisiyle. İnşallah o da hayırlara vesile olur. Bu vesileyle duyurmuş olalım. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Zaten gerçekleştirdiğimizde mutlaka dostlarımızla paylaşacağız. Evet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.
Buyurun Deniz. Evet. Programımızın sonuna geldik. Benim için de bu 11 hafta çok verimli ve güzel bilgilerin aktarıldığı, güzel insanlarla bir araya geldiğim bir program oldu. Başta Sayın Asiye Türkan'a teşekkür ediyorum. Necdet Hoca'ya. Ayrıca Sosyolog Dergisi'nin değerli aile grubu üyelerine teşekkür ediyorum. Bizleri desteklediler, çaba sarf ettiler, vakitlerini ayırdılar. Ve katılımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum ki bu saatte bizlere değer verip burada bir araya geldiler. Toplumun sorunlarını dert edinen insanların burada bir arada olması beni de açıkçası hem bir sosyolog olarak hem de bu topluma ait olan bir insan olarak mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum ve yeni programlarda farklı yerlerde yine bir araya gelmek umuduyla hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.